Taklidiymiş. Ben onlara bakmam. Müşteriyim ben. Kıyafetlere bakarım. Gördüğüm her şeyi çok beğendim. Eğer bu işten anlıyorsam bu kız gelecek vaat ediyor. Sen Gülfem Sipahi'nin de sıkı müşterisiydin. En son ne aldın bakalım ondan? Uzun zamandan beri uğramıyorum atölyesine. Ya şey eskide o kadın. Kendini tekrarlıyor. Hem bizim dernekte bile Gülfem Sipahi tasarımı taşımak böyle havalı bir şeydi. Şimdi kimsenin üzerinde de görmüyorum. Dediğim gibi yenilemiyor. Eski süksesi kalmadı. Her neyse. Ya ben bu masada hiç konuşmaya hiç alışık değilim yalnız. Bora, satranç. Sıktın Tibet'i Tülin. Tahtadan önce satranca geçelim diyor. Hadi buyur o zaman. Müsaadenizle. Evet, anlat bakalım eski dost, derdin ne? Ne derdim olacak canım, satrancım geldi işte. Ya geldiğinden beri neredeyse yemeği boş ver, dertleşme odasına gidelim diyecektin. Uzatma konuya gir diyorsun yani. Şimdi ben sana hiç olmayacak bir şey oldu desem. Hiç inanmadı. Küçümsediğim, film karakterlerine, roman kahramanlarına yakıştırdığım şey başıma geldi desem. Kendimi hayatımda ilk defa sudan çıkmış balık gibi, sersem gibi, lisede sivilcelerini patlatan ergen gibi hissediyorum desem. Bana ne derdin? Aşık olmuşsun derim. Oldum. Ben Gülfem Sipahi'ye aşık oldum. Çok iyi geldi. Gerçekten çok iyi geldi. Bu daha bir şey değil. Kavuşmak bize iyi gelecek. Hem zaten çok az kaldı. Bundan sonra yaşayacağımız her şey bize çok iyi gelecek. Kavuşacağız değil mi? Ne diyorsun? Başarabilecek miyiz bu sefer? Tabii ki başaracağız. Ya. O ne demek? Aa, şüphen mi var? Yarın ne yapacağız biliyor musun? Ev bakacağız. Sonra da birbirimize evet diyeceğiz. Evet. Senin önce o enerjini, ruhunu, içindeki yaşama sevincini elinden alan köşkten kurtaracağım. Önce köşkten. Sonra zaten Gülruh Hekimoğlu olduğunda. Gülruh Hekimoğlu. Gülruh Hekimoğlu. Babanın ölümüyle başlayan bu çılgınlık. Yeni bir doğumla. Gülruh Hekimoğlu'nun aşkta yeniden doğmasıyla bitecek. Bana güven. Gülruh Sipahi senin için artık sadece haddinden fazla uzamış bir karanlık olarak, bir acı olarak mazide kalacak. Sana Gülruh Sipahi'yi unutturacağım söz. Yaptığın bütün hataları, çektiğin bütün acıları, akıttığın bütün gözyaşlarını hepsini unutturacağım sana söz veriyorum. Ve Gülruh Hekimoğlu olduğunda hayatın artık bambaşka olacak Gülruh. Bambaşka. Hayatında sadece aşk olacak. Şimdi yaşamaya bile korktuğun, çekindiğin bütün her şeyi benimle yaşayacaksın. Umutların olacak. Mutlulukların olacak. Bütün güzel duygular bizim olacak. Ömer. Hı. Bir şey diyeceğim. De bakalım. Yani ben Gülruh Sipahi olarak kalsam. Hani çünkü yani düşünsene kariyerim için söylüyorum. Şimdi böyle birden bir isim değişikliği bir kafa karışıklığına yol açabilir. Tamamen profesyonel olarak konuşuyorum. Başka hiçbir sebebi yok. İşte ben şimdi Gülruh Sipahi olarak kalayım. Biz yine... Gülruh Sipahi bitti. Tartışmaya açık bile değil.
daha güzel bir hayatımız olacak. Gülruh sipahi bitti. Tartışmaya açık bile değil. Sakin ol. Sakin ol. Ne dedin sen? İkisini de kaybetmeyeceksin. İkisini de kaybetmeyeceksin. Bu ön sipariş raporlarında bir yanlışlık olmasın? Açıkçası o rezaletten sonra ben de çok şaşırdım Tibet Bey. Sonuçları iki kere kontrol ettirdim. Yani çok garip ama Gülruh Hanım'ın tasarımları için ayırdığımız ön sipariş kutusunu 3 katına çıkardık. Bu sabah itibariyle o da doldu. Harika. İşimiz talebi karşılamak değil mi? O zaman atölyeye haber ver, sıkı çalışsınlar. Şu Gülruh'unkinin adı neydi? Mebrure Hanım. Dikişinden memnunum. Dikimi o sürdürsün. Tabii. İyice palazlanıyor. Pardon? Çok affedersiniz Tibet Bey. Bir dahaki sefere duygularını kendine sakla. Ha bu arada, Vega için istediğim siparişler geldi mi? Geldi efendim. Bu arada bütün ekibi de çok şaşırttı. Ama işiniz şaşırmak değil. Çıkabilirsin. Bakalım daha kimleri şaşırtacağız? Bir dakika, bir dakika. Gülfem, sipahi tasarımlarının ne işi var burada? Tibet Bey'in siparişleri efendim. Mağazaya götürüyoruz. Sık dişini senin. Az kaldı. Eğer bana istediğimi veremeyeceksen hemen arkanı dönüp çıkabilirsin. O zaman en heyecanlı kısımdan başlayalım. Oldum. Ben Gülfem Sipahi'ye aşık oldum. Daha önce onun gibi birini tanımamıştım. Yani kendimden başka. Benzersiz bir kadın. Tek kelimeyle benzersiz. Beni yakalıyor. Sıkıştırıyor, sıkıyor, zorluyor. Aklımı, kalbimi, sabrımı, sınırlarımı zorluyor. Ve beni zorlamasını seviyorum. Ben de onu zorlamayı seviyorum. Tabii birbirimize bu kadar benzerken, birbirimizi bu kadar zorlarken bu iş nasıl olur bilmiyorum ama... hayatımda ilk defa olsun diyorum. Eğer olacaksa böyle bir kadınla olsun. Hayatının en zorlu döneminde. Çok büyük kayıplar verdi. Vermeye de devam ediyor. Bir hengamenin içinde savrulup duruyor. Beni de içine çekiyor. Ama bugün öyle bir şey yaptı ki... artık biliyorum. Beni kazanmak istiyor. Ne aşk ama. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Bir şey söylemeyecek misiniz? Çık. Ben sana haber veririm. Daha önce onun gibi birini tanımamıştım. Ya kendimden başka. Benzersiz bir kadın. Gerçekten benzersiz bir kadın. Tek kelimeyle. Kayıplar verdi. Vermeye de devam ediyor. Bir hengamenin içinde savrulup duruyor. Beni de içine çekiyor. Ama bugün öyle bir şey yaptı ki... artık biliyorum. Beni kazanmak istiyor. Kazanamayacak.
bir dakika, bir dakika. Doğru mu duyuyorum? Hepsi. Hepsi mi satılmış? Evet Gülfem Hanım. Sabahtan beri bütün mağazalardan satış kodu alıyoruz. Sadece mağazalar değil, alışveriş merkezindeki kornerlarda da ne varsa hepsi satılmış. Aa, nasıl olur? Ya emin misiniz? Bir hata olmalı. Hata yok Gülfem Hanım. Piyasada neyiniz varsa bu sabah itibariyle satıldı. Bir organizasyon falan var herhalde. Ya bir şey diyeceğim. Siz bana kimlerin neler aldığının listesini gönderebilir misiniz? Tabii ki. Tamam, bekliyorum. Teşekkürler. Ha, bu saçmalığın adını mucize koymalıyız herhalde. Ay Gülfem, satılıyor işte. Ne iadelerle uğraşıyorduk, şimdi tıkır tıkır satılıyor. Daha ne istiyorsun? Ay tamam da Cücücüm, yani hepsinin bir arada satılması ne oluyor? Ne oluyor yani?